Amerikan yaptırımları tabii dünyada bir gerginlik ve korku iklimi de yaratıyor. Acaba yeni bir savaş mı çıkacak? Acaba yeni bir bu ticaret savaşı fiili bir savaşı mı tetikleyecek? Ama Türkiye açısından bu koşulların olumlu olduğunu mu anlamalıyız yorumunuzda? Savaşı Yeni bir Türkiye, imkan mı bakın doğuyor? savaşı Türkiye önler. Bugün bir büyük savaşı, yani dünya savaşı demeyeyim maazallah, bir büyük savaşı ve bir bölgesel savaşı önleyecek ülke Türkiye'dir. Çünkü savaşı kim çıkaracak? Amerika ve İsrail. Peki Amerika ve İsrail'i durduracak ülke kim? Zaten Rusya, İran, Suriye, Irak bunların hepsi Çin, Amerika'ya karşı mevzilenmiş. Burada kritik ülke Türkiye. Türkiye bu ülkelerle birlikte hareket ettiği zaman hem kendi güvenliğini sağlar, toprak bütünlüğünü sağlar. Doğu Akdeniz'deki mavi vatanımıza yönelik tehditleri göğüsler hem de dünya savaşını önler. Amerika'ya cesaret vermez veya bölgesel bir savaşı önler. Eğer Türkiye bu kararlılığı göstermezse işte Amerika ve İsrail'in cüret bulacağı bir ortam olur. Özellikle Doğu Akdeniz'i ben çelişmelerin odağı olarak görüyorum. Şu anda Yani bütün şu anda İdlib'de diyelim böyle kıvılcımlar çakıyor falan filan. Yani orası önemli bir çelişme odağı ama orada Amerika kaybetti ve oradan büyük bir savaş kopmaz. Ama Doğu Akdeniz'den büyük bir savaş kopabilir. Çünkü Doğu Akdeniz'de Türkiye şu anda yalnız. Tayyip Erdoğanlar yüzünden yalnız. Yani Amerika, İsrail, Yunanistan, Güney Kıbrıs Doğu Akdeniz'de manevralar yapıyor. Nabıldına tatbikatlarını yapıyor. Diğer tatbikatları yapıyor. Namlularını Türkiye'ye çevirmiş durumda. Ve Doğu Akdeniz'de bir dengesizlik gözüküyor. Yani Amerika, İsrail, Yunanistan'ın karşısında Türkiye şu anda yalnız. Ha, Ruslar da manevra falan filan yapıyor ama onlar da kendi Doğu Akdeniz'deki çıkarları açısından yapıyor. Yoksa Türkiye'nin yanında bir manevra yaptığını şunu da söyleyemeyiz. Ama Türkiye'nin yanına Rusya'yı çekecek kim? Türkiye hükümeti. Eğer siz İdlib'de Rusya ile beraber olmazsanız, Doğu Akdeniz'de de Yalnız kalırsınız diyorsunuz. tabii. Onun için Tayyip Erdoğan yönetiminin bu Suriye düşmanı veyahut da Beşar Esad düşmanı siyaseti Türkiye'yi yalnızlaştıran bir siyaset ve Doğu Akdeniz'de de mavi vatanımızı bize yönelen tehditlere karşı koruyamayan siyaset. Mesela şimdi Sayın Çavuşoğlu açıkladı. Dedi ki biz Doğu Akdeniz'de Enerji aramalarına başlıyoruz. başlıyoruz Bildiğiniz dedi. Hidrokarbon hidrokarbon denizdeki Evet. de enerji aramalarına başlıyoruz Değerli dedi. madde. Peki geldi bir Yunan hücum botu bir tane torpili salladı. Ne yapacaklar? Arkasında 6. filo var. İsrail destroyerleri var. Amerikan destroyerleri falan. Geldi salladı. Ne yapacaklar? Yani bunları düşünemeyecek kadar dar görüşlü ve stratejik derinliği olmayan bir hükümet var başımızda. Bunları düşünemiyor. Bunları düşünmek zorundayız. Vatan Partisi bunları düşünüyor. Ve Doğu Akdeniz'e dikkat çekiyor. Şimdi o zaman size torpili salladı. Ondan sonra siz ne yapacaksınız? Eğer buna karşılık vermiyorsanız zaten bu işi kaybettiniz. Karşılık verdiğiniz zaman sonuçları ne olacak? Onun için Doğu Akdeniz şu anda en kritik noktadır. Ve Türkiye'nin Suriye'nin ve Irak'ın kuzeyinde bir ittifak birikimini, güvenilir, sağlam bir ittifak birikimini hızla yaratması lazım. İdlib bu konuda anahtar ve o ittifak birikimini de getirip Doğu Akdeniz'e dayaması lazım. Amerika ve İsrail tehdidinin karşısına koyması lazım. Çünkü Amerika ve İsrail donanmaları açıkça Türkiye'ye de falan tatbikat yapıyor. Bakın bu yeni bir olay. Yakın zamana kadar neydi? Amerika Türkiye'yi PKK ile bilmem terör örgütleriyle, IŞİD'le şunla bununla tehdit ediyordu. Evet. Dolaylıydı. Vekalet savaşı, vesayet savaşı, piyon kullanarak Türkiye ile Amerika savaşıyordu veya FETÖ ile Ankara'da darbe tezgahlıyordu. O da bir Türk-Amerikan savaşıydı. Ama buraların hiçbirinde Amerikan askerini karşımızda, Amerikan muhribini, Amerikan tankını, Amerikan uçağını doğrudan doğruya karşımızda görmedik. Ama Doğu Akdeniz'de artık Amerikan ve İsrail uçakları, tankları, çıkartma gemileri, muhripleri, denizaltıları onlar karşımızda. Bunu görmesi lazım Türkiye yönetenlerin, Türk ordusunun da. Herhalde görüyorlar, görmemek mümkün değil. Ama görmek yetmez. Gördükleri ne zaman anlaşılır?
buna karşı Suriye'ye elini uzattığı an bütün problemler çözülür. Bakın Suriye'ye el uzatmak bugün Doğu Akdeniz'deki tehditleri göğüslemek açısından da yapılacak ilk adımdır. Ve Suriye yönetiminin uun bir kıyısı var Doğu Akdeniz'de. Sırf o değil, Rusya'yı falan yanımıza çekmek için. Evet. Ama Suriye yönetiminde tabii Doğu Akdeniz'de ne oluyor? Doğu Akdeniz'de en uzun kıyı Türkiye, Suriye, Mısır. Evet. Siz Suriye ve Mısır'a darbeci diyorsunuz. Tam da onu soracaktım. Yatıp kalkıp sövüyorsunuz. Suriye'ye katil diyorsunuz. O zaman Doğu Akdeniz'de ne yapacaksınız? Rusya'da, Çin'de, İran'da sizin yanınızda olmazsa nasıl koyacaksınız tehdide? Nasıl vatanımızı savunacaksınız? Nasıl oradaki doğal gaz, petrol kaynaklarımızı savunacağız? Nasıl Yunanistan'a karşı akıllı politikalar yürütebileceğiz? Bakın şimdi Türkiye, Yunan gazetelerde benim çok geniş beyanatlarım, röportajlarım çıkıyor, onu da söyleyeyim, en büyük gazetelerinde. Yani bu anlattığım konularda Yunanistan'a da şöyle sesleniyorum. Ya yapmayın, İngiltere'nin 1. Dünya Savaşı'nda aleti olundu ve onun çok ağır bedeli ödendi. Şimdi de gelip Amerika'nın aleti, İsrail'in aleti olmayın diyorum. Yunanistan'a karşı bu tavır ne zaman etkili olur? Yanınızda Rusya, İran, Irak, Suriye, Mısır, Çin olduğu zaman, o zaman Yunanistan'a Türkiye der ki, gel arkadaş, savaşarak elde edilmiş hiçbir şey yok. Burada niye Amerika ile petrolü, doğalgazı paylaşıyorsun? Gel biz paylaşalım. Ege, Kıbrıs, her ikisinde sınırdaşız. Öyleyse gel Doğu Akdeniz petrollerini, doğalgazlarını, Ege'deki bütün kaynakları ortaklaşalım. Gel paylaşalım. Niye Amerika'ya haraç verelim? Niye İsrail'e haraç vereceksin? O zaman Yunanistan politikası da Türkiye'nin geçerli hale gelir. Şimdi şu anda Amerika'nın karşısında da, İsrail'in karşısında da, Yunanistan'ın karşısında da, Güney Kıbrıs'ın karşısında da etkisiz bir Türkiye var. Sayın Tayyip Erdoğan'ların Suriye politikası yüzünden.